Şu ana kadar sadece alkanları adlandırdık ve sadece tekil bağları gördük. Repertuarımızı biraz genişletelim ve biraz daha alkenlerle uğraşalım. Öncelikle şuradaki karbon zincirine bir bakalım. Buradaki tüm hidrojenleri çizdim. Küçük bir hatırlatma adına şimdiye kadar hidrojenleri sadece çizgilerle gösteriyordum. Aslında bu kısa çizgilerin böyle bir şekli ifade ettiğini biliyoruz. Çift bağlarla uğraşmaya başladığınızda bileşenler daha önemli hale geliyor. Daha sonra detaylı olarak açıklayacağım. Bileşenler birçok farklı şekilde yerleştirilebilir. Çünkü çift bağlar tahmin edebileceğiniz gibi sabitler. Eksenler etrafında çok fazla dönemezler. Ancak şimdi bunu düşünmeyelim. Gördüğümüz bu şekli adlandırmaya çalışalım. Her zaman yaptığımız gibi önce en uzun karbon zincirini bulalım. Burada sadece bir karbon zinciri var ve bu zincirde 1 2 3 4 5 6 7 karbon var. 7 karbonumuz olduğu için bir heptle uğraşıyoruz. Ancak bu bir heptan değil. Heptan olsaydı sadece tekli bağlarımız olurdu. Buradaki çift bağ bize bunun bir alkan değil, alken olduğunu gösteriyor. Çift bağ varsa alken, üçlü bağ varsa alkindir. Bu konuyu da daha sonraki videolarda konuşacağız. Molekülümüz bir hept ve burada bir en gelecek. Ancak çift bağımızın nerede olduğunu henüz belirlemedik. Karbonları da numaralandırmadık. Bir alken gördüğümüzde numaralandırmaya çift bağa en yakın yerden başlamalıyız. Tıpkı alkil grupları veya yan zincirler olduğunda yaptığımız gibi. Bu uç çift bağa en yakın uç olduğundan numaralandırmaya buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çift bağımız ikinci ve üçüncü karbon arasında. Çift bağın yerini belirtmek için bu sayıların en küçüğünü kullanıyoruz. O zaman çift bağ ikinci karbona bağlı. Molekülümüz hept 2n. Burası 7 karbonlu bir zincirimiz olduğunu gösteriyor. Çift bağımız 2 karbondan başlıyor. Buradaki n bir çift bağımız olduğunu gösteriyor. Bunu yazalım. Buradaki çift bağı N ile ifade ediyoruz. İki karbon arasında bir çift bağ varsa bu molekül bir alkendir. Çift bağın başladığı bu uçtan başladık. Çift bağ ikinci karbondan başlayıp üçüncü karbona gidiyor. İyi de birden fazla çift bağımız olduğunda ne yapacağız diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen bir örnek yapalım. Diyelim ki elimizde bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu bir molekülümüz var. Öncekiyle aynı molekül. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yukarıdaki gibi çizersek böyle bir şey olur. Peki burada da bir çift bağımız olursa ne olur? Bunu nasıl tanımlarız? Evet yine 7 karbonumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada bir hepta olacak. Molekülümüz yine bir arken olduğu için buraya N geliyor. Numaralandırmaya yine uca en yakın çift bağdan başlıyoruz. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci karbondan başlayıp üçüncü karbona giden bir çift bağımız var. O zaman molekülümüz hepta 2. Dördüncü karbondan başlayıp beşinci karbona giden bir çift bağımız daha var. O halde molekülümüz hepta 2, 4 diyen. Bu sarıyla çizdiğim molekülün adı. Evet, bu doğru bir adlandırma. Ancak şöyle bir adlandırmayla da karşılaşırsanız şaşırmayın. Bazen hepta 2 eni 2 en olarak da adlandırabilirler. Bunun söylenişi daha kolay. Bu adlandırmayla da buradaki şekli çizebiliyoruz. Bu söyleniş de esasında aynı bilgiyi veriyor. Aynı şekilde bu molekül içinde 2-4hepten denilebilir. Ancak bu daha açık ve doğru bir ifade biçimi. Burada 2 4 diyen içeriyor. Yani çift bağları içeriyor. Birkaç örnek daha yapalım. Şimdi bir çift bağımız, birkaç tane yan zincirimiz var. Bakalım bu kadar şeyi adlandırmaya başarabilecek miyiz? Öncelikle en uzun karbon zincirimiz hangisi onu bulalım. 1 2 3 4 5 6. Hangi yöne gittiğimiz fark etmez. Bu taraftan gitsek de 7 karbonumuz olacak. Bu taraftan gitsek de Numaralandırmaya çift bağa en yakın yerden başlıyoruz. Evet, çift bağ moleküle bağlı diğer tüm gruplardan daha öncelikli. Önceliği uygulayalım. Ancak çift bağ sadece bu örnek için öncelikli. İleride daha öncelikli gruplarla karşılaşacağız. Ama burada çift bağ bu yan zincire yani bu metil grubuna göre öncelikli. Bu örnekte hangi metil grubuna göre olduğu fark etmiyor. Numaralandırmaya bu uçtan başlıyoruz. Birinci karbon, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı karbon ve yedinci karbon. Yine bir heptimiz var. İkinci karbondan başlayıp üçüncü karbona uzanan bir çift bağımız var. Buradaki bu çift bağ ikinci karbondan başlıyor, üçüncü karbona gidiyor. O zaman molekül hept 2-3-N, affedersiniz, 2-3 değil 2-N her iki bağlantı noktasında yazmıyoruz. 3'ü de yazmak için burada bir çift bağ olması gerekir molekülümüz hept 2 yani 2 hepten. Ve son olarak burada ikinci karbona bağlı bir metil grubumuz var. Metil grubumuz ikinci karbona bağlanmış. O zaman molekülümüz 2 metil hept 2 2 en kısmı burada gördüğünüz zincir kısmı. Numaralandırmaya sağdan başladık. O yüzden çift bağ ikinci karbona bağlı. Ayrıca ikinci karbona bir de metil grubu bağlı. Bir tane daha örnek yapalım. Burada bir halkamız var. Tekrar hatırlayalım. Molekülün kök kısmı en uzun zinciri ya da en geniş halkası demiştik. Buradaki ana halka en geniş olanı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonu var. O zaman burada kök kısım bir heks. Bunu bu şeklin bir çeşit çekirdeği gibi de düşünebiliriz. Halka biçiminde olduğu için siklohex olacak. Bunu yazalım. Siklohex olacak. Ama burada bir çift bağımız var. O zaman siklohex en siklohexen olacak. Bunu başka bir renkle yazalım. Burada bir çift bağımız olduğu için en olacak. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. İyi de neden enlerin yerini belirlemek için numaralandırma yapmadık ki? Eğer halkada sadece bir çift bağ varsa o çift bağın bir ucunu bir numaralı karbon olarak alıyoruz. Eğer sadece sikloheksen olsaydı şeklimiz böyle olurdu. Aynen bu şekilde olurdu. Burada çift bağın yerini belirtmek zorunda değiliz. Çift bağ burada herhangi bir yerde olabilir. Bir de gelin bunu tanıma göre ya da adlandırma sistemine göre inceleyelim. Bu şekle bağlı başka bileşenler olsaydı çift bağın bir ucu bir numaralı karbon olacaktı çift bağın bir ucuna bağlı bir bileşen olsaydı o uç kesinlikle 1 numaralı karbon olacaktı. O halde burada her iki karbonda 1 numaralı karbon olmaya aday. Ancak bu uca bir metil grubu bağlı. O zaman bu karbon 1 numaralı karbon olacak. Numaralandırmaya çift bağın öteki ucundan devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6. Dolayısıyla 3 tane metil grubumuz var. Bir tanesi birinci karbona bağlı. O halde bunlar. Önceki metil gruplarını çember içine alalım. Burada bir metil grubu var. Burada da bir tane var. Sadece bir karbonları var. Evet, üç tane metil grubumuz var. Birisi birinciye, birisi dördüncüye, diğeri de altıncıya bağlı. O zaman bir, dört, altı. Üç metil grubumuz olduğu için bu bir trimetil sikloheksen. 1,4,6 trimetil sikloheksen. Molekülümüz bu. Umarım bu video alken adlandırma konusunda sizin için faydalı olmuştur.